Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda daha beraberiz. Bugün hep beraber bu elimde görmüş olduğunuz yatak örtüsü, bebek, battaniyesi, koltuk şalı ya da kırlent yapabileceğimiz modeli yapacağız. Bunun için önce sarı ipimizi alalım. Yine burada yapmış olduğumuz gibi tohum kısmını sarı iple yapalım. Öncelikle sihirli yuvarlağımızı yapıyoruz. Bir ilmek çıkardıktan sonra 3 zincir çekiyoruz. Sonra sihirli yuvarlağımızın içerisine 2'li trabzanlar yapıyoruz. Toplam 16 tane 2'li trabzan yapacağız. 4, biraz küçültelim. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Kullandığım iplik şu anki ipliğim Alize Cotton Gold. Ay pardon, yanlış söyledim. Hep onunla yapıyorum ya. Alize Diva. Daha ince bir iplik bu. Tığım da haliyle daha ince. İstediğiniz iplikle yapabilirsiniz. Elinize göre tığ kullanarak. Tohum kısmını yaptıktan sonra ipimizi kestik. Şöyle elimize bulaşmasın. Biraz arkaya doğru çekelim. Şimdi şu çiçek kısmını yapalım. Bu sefer lila ile yapalım. Bir ilmek oluşturalım ve şöyle herhangi bir yerden şuradan başlayayım. İlmeğimizi buraya bağlıyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çektik. Tığımıza 2 kere doluyoruz. Bir atlayıp bir sonraki trabzanın tepesine batıp önce bir taneyi sonra ikişerli olarak toplam 4'ten trabzanımızı kapatıyoruz. Arada 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine 2 tane doladık. Bir atladık, bir sonrakine battık. Birincisi tek, ikincisi 2, üçüncüsü 2, dördüncüsü 2 olacak şekilde kapattık. 1, 2, 3, 4, 5. Toplam 8 tane yuva yapacağız. 2 doluyoruz, 1 atlıyoruz, bir sonrakine batıyoruz. 4'ten kapatıyoruz trabzanımızı. 5 zincir aralarda. Bir, iki, üç, dört, beş oldu. Altıncıyı yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. İki doladık. Yedinciyi yapalım. Dörtten kapattık. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir, iki, üç, dört, beş zincir ve sekizinciyi de şu zincire batarak oluşturacağız. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir kalacak. 6. zincire kaydırma yöntemiyle battık. Ve sıramızı bitirdik. Şimdi hemen ilk boşluğa geçip bir sık iğne yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz ve aynı boşluğa toplam 9 tane zincirle birlikte 10 olacak. 2, ikili trabzan yapıyoruz. 3, yani 4, bir dolayıp batıp 2'den kapatıyoruz.
5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi tığımıza doladık. Bu sefer ilk gelen uzun trabzanımızın üstüne yine ikili trabzanlar yapıyoruz. Toplamda 10 tane. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 taneyi yaptıktan sonra hiç zincir çekmeden dönüyoruz. Şu ikinci yuvanın üst zincirine bir sık iğneyle bağlayıp şöyle bir yaprak yaptık. 2 zincir çekiyoruz ve toplam 9 tane de ikili trabzan aynı boşluğa yapıyoruz. 2, 3, şurada yaptığımız gibi 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi yine hemen şu uzun, sırada gelen uzun trabzanımızın üstüne 10 tane ikili trabzan yapıyoruz. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Dönüyoruz geri, sırada gelen yuvamızın üst zincirine sık iğneyle bağlıyoruz. Yine 2 zincir ve 9 tane trabzan aynı boşluğa. 3. Evet, bu şekilde her yuvaya işlemi yapıp sırayı bitirelim. Son trabzanın üzerine buraya 9 tane yaptık. 10 tane yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane ikili trabzan yaptık. Dönüyoruz geri. İlk başladığımız sık iğnenin içine sık iğne şeklinde batıyoruz. Böylece çiçeğin tüm yapraklarını bitirdik. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Şöyle arkadan şurada atladığımız trabzanlar var alt sırada. O trabzanın tepesine sık iğne şeklinde batıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekip dönüp hemen sırada gelen şu birleşme noktasındaki boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört zincir. Arkadan atladığımız trabzanın tepesine bir sık iğne. Bir, iki, üç, dört zincir. Şurada geçişteki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Arkadan sıradaki alttaki trabzanın tepesine bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Şurada hemen sıradan gelen atlamayalım. Çiçeğin arasına bir sık iğne. Gevşek oldu biraz. 1, 2, 3, 4 zincir. Sonraki trabzanın tepesine. 1, 2, 3, 4 zincir ve şurada geçişteki boşluğa. 1, 2, 3, 4 zincir aşağıdan trabzana. 1, 2, 3, 4 zincir çiçeğin boşluğuna. 1, 2, 3, 4 zincir aşağıya. Zincir boşluklarımız zikzak yaparak gidiyor. Şöyle
1 2 3 4 zincir ve sıradaki yaprak boşluğuna 1 2 3 4 zincir aşağıya 1 2 3 4 zincir şuradaki geçişteki boşluğa 1 2 3 4 zincir yine aşağıya bir sık iğne 4 zincir sırayı bitirdik. Şurada başlangıç zincirimizin dibine kaydırma yöntemiyle batalım. Bu ipliğimizi keseceğiz. Şöyle baktığımız zaman zikzak yaparak boşluklarımız devam ediyor. Şimdi orayı yeşil iple örmeye başlayacağız. Şöyle biraz arkaya alalım. Evet. Şu göbeği bitirdik. Artık yeşile sıra geldi. İpimizi alıyoruz. Bir ilmek oluşturalım. Herhangi bir boşluk ama aşağı doğru gidenden başlayalım ki karıştırmayalım. Bir tanesinden başladık. Şöyle sık iğne battık. İpi de saklayalım arada. 1 2 zincir çekelim. 1 2 tane daha trabzan yaptık. Toplam 3 tane oldu zincirle. Sonra geçtik hemen sıradaki boşluğa. 1 2 3 tane yaptık. Sonra geçiyoruz bir sonraki boşluğa. 1 2 3 Sonra dördüncü boşluk. Her bir yuvaya 3'er tane ikili trabzan yapıyoruz. Toplam 1, 2, 3, 4 yuvaya aralarında hiç zincir çekmeden 3'er tane ikili trabzan yaptık. Şimdi 2 zincir çekelim ve bir sonraki boşluğa 1, 2, 3. Zincirden sonra birinciyi yapmış olduk. Sonra hemen sonraki boşluğa 1 2 3 3 tane ikili trabzan. Bir sonraki boşluğa şunu da araya kaynaştıralım. 1 2 3 tane 1, 2, 3 oldu. Hiç zincir çekmeden bir sonrakine geçiyoruz yuvamıza. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi 2 zincir çekelim. Bu 2 zincir çektiğimiz yerleri köşe oluşturacağız. Kare formatına çeviriyoruz çünkü. 4 tane yaptık. 2 zincir çektik. Şimdi bir tane daha. 1, 2, 3. Bir sonrakine geçelim. 1 2 3 Hiç zincir çekmiyoruz. Sadece köşe yapacağımız yerlere zincir çekiyoruz. 4 boşluğu zincirsiz doldurduktan sonra 2 zincir çekip sonraki boşluğa geçiyoruz. Her bir yuvamıza da 3'er tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 1 2 2 zincir çektik. 1 2 3 Birinciyi yaptık. 1 2 ve 3
Bir sonrakine geçiyoruz. Zincir çekmeden 1, 2 ve 3. Bir sonraki son zaten 1, 2 ve 3. Evet, şimdi burada 4. köşenin zincirini çekeceğiz. Bir zincir çekelim. Şöyle bir dolayalım. Şuradaki zincirin tepesine batıp, bu bir trabzandı çünkü, yarım trabzan şeklinde kapatalım üçünü birlikte. 1, 2, 3. Bunu bir trabzan sayacağız. Köşenin yarısını yapacağız şimdi. 2 tane daha trabzan yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden geçiyoruz. Şu geçiş boşluğuna, zincir yok ama yine de geçişte bir boşluk var. 3 tane ikili trabzan. Bir sonrakine 1, 2, 3. Bir sonrakine 1, 2, 3. Aralarda zincir çekmiyoruz. Sonra köşe boşluğuna geçiyoruz. 1, 2, 3 tane ikili trabzan, 2 zincir. 3 tane daha aynı boşluğa, zincirli boşluk burası, ikili trabzan. Zincir çekmeden şu geçiş boşluklarına 3'er tane ikili trabzan yapacağız. Yine zincir çekmiyoruz. Zincir sadece köşe ortasında çekiyoruz. Bir sonrakine 3 tane. 1, 2, 3. Şimdi köşe noktasına geldik. 3 tane trabzan, 2 zincir, aynı noktaya 3 trabzan daha. Evet, bu şekilde diğer iki kenarı ve köşeyi de yapalım. Sıramızı bitirip gelelim. Sıranın sonunu beraber yapalım. Köşenin yarısını yapmıştık. Diğer yarısının 3 trabzanını yapıp bir zincir çekelim. Şu ilk trabzan olarak saydığımız zincirin tepesine şöyle üçünü birlikte kapatıp bitirelim bu sırayı. Şimdi beyaza geçeceğiz. 2 sıra yeşilimizi yaptık. Beyaz ipimizi alalım. Krem rengi, kirli beyaz, her neyse. Şöyle bir ilmek oluşturup herhangi bir köşeden 1, 2 tane, yine köşe yarısını yapalım. Trabzan yapalım. Şimdi burada İlk trabzanlara, köşeden sonraki ilk trabzanlara batmayalım ki düzgün dursun, orada bir yığılma gibi görünmesin. Bir sonrakine, burada 3 tane vardı, birinciye batmayınca 2 ve 3'üncüye batıyoruz. Sonrakileri sırasıyla birer trabzan. İkili trabzan, o yüzden yavaş yapmıyorum. Her bir trabzanın tepesine birer tane ikili trabzan. Bu ortaya geldiğimizde 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Bu zaten kapandı. Şurada hemen ikinciye, birinciye batmadık, ikinciye geçelim. Her birine birer tane. Sadece köşe noktasını dönerken ilkine batmıyoruz. Hepsinde aynı işlemi yapacağımız için eksik ya da fazla olmayacak. Yine geldik köşe ortasına. Zincire 2 tane. 2 zincir, tekrar 2 tane daha ikili trabzan.
Yine birinciye batmayıp ikinciye atlıyoruz burada. Ve her birine birer tane olacak şekilde devam ediyoruz. Bu sırayı bitirip bir sonraki sıra için girelim. Evet, köşenin yarısını da yapalım. Bir zincir çekiyoruz. Tığımıza doluyoruz. İlk trabzanımızın tepesine batıp yarım trabzan şeklinde kapatıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektik. Bir sonraki sıranın yarısını yapacağız. İster tek sırada bırakırsınız, ister iki sıra yaparsınız. Zemin rengini, yani bu birleştiğinde beyazlar çok görünecek çünkü. İsterseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Tamamen size bağlı. 1, 2 tane yaptık. Burada kapanmıyor. Bunlara batabiliriz. Bir zincirdi, pardon, bir dakika. Zinciri bir sayacaktık. Ve tüm trabzanlara birer tane batarak gidelim. Baktınız ki çok trabzan oldu gibi, sanki bir potluk yaptı. O zaman batmayabilirsiniz. Tamamen düzgün görünmesini sağlamak için o birer trabzanlara batmıyoruz sıralarda. Burada herhangi bir kötü duruş yapmayacak gibi, o yüzden batabiliriz. Ve ipi motifi nasıl yapıyorsanız, sayıları birbirini tutsun, bağlantı yaparken sorun çıkmasın diye, diğerlerini de aynı şekilde yapmaya dikkat etmek lazım. 1, 2, 2 zincir, 1, 2. Şurada açıkta kalıyor zaten, kapanmıyor, o yüzden örebiliriz. Ama orada bir sıkışma olup da biraz kapanıyorsa onu örmeden geçebiliriz o sırada. Ama bir köşede örmüyorsanız diğer köşelerde de örmeyin ki eşit olsun. Bakalım şimdi bu kenarda geçip. Bin bir düğümü geldi, sonrası bükülmemiş. İki tane trabzan boşluğa, iki zincir. Bu iki zincir çekmemizin sebebi, bağlantı yaparken birini bu kenar için bağlayacağız, birini öbür kenarda bağlayacağız. Sonra iki tane daha ve sırayla her bir trabzanın tepesine birer tane. Şöyle bakalım. Gayet de düzgün oldu. Evet. Motifimizi ben iki sıra zemin yaptım. Siz de az önce dediğim gibi istediğiniz kadar yapabilirsiniz. İsterseniz alt sırada bırakabilirsiniz. Şu sırayı bitirdiğimiz zaman, şuraya geldiğimizde burada kapattığımız gibi yine kapatacağız ve motifimiz bitmiş olacak. Şu anda videomu kapatmak istiyorum. İsterseniz beraber örelim diyeceğim ama çok uzun olmasın. Siz örersiniz gerisini ve burada kapattığımız zaman bitmiş olacak. Bu tarz motiflerin birbirine nasıl bağlandığına dair önceden bir video çekmiştim. Onu da açıklama kısmına bırakırım, faydalı olabilir. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım seveceğiniz, beğeneceğiniz ve keyifle öreceğiniz bir motif olmuştur. Bir başka videoda, bir başka modelde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.